içerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. İçerimde yangın yakılır of, küllerine cezve sokulur. Son bakışın aklıma takılır, aklıma takılır. Geç kalmıyorum. Size bu işi çözeceğim dedim. Çözeceğim dedim size be. Çözeceğim. Çözeceğim dedim. Çözeceğim. Anne. Ne oldu? Yok bir şey. Sulu gözlüğüm tuttu yine. Ben iyiyim anneciğim, merak etme. Biliyorum. İkimiz de çok iyiyiz. İlk başta ben de çok korkmuştum ama şimdi her şey yolunda. Sen benim biricik kızımsın. Sen iyi olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Biliyorum. Artık seni daha iyi anlıyorum. Anne olmak çok garip. Çocuğun her şeyden önemli oluyor. Kendinden bile. Biliyor musun? İlk başta bu bebeği hiç istemiyordum. Onu böyle bir dünyaya getirmemeliyim diye düşünüyordum. Ama sonra onu kaybetme korkusunu yaşayınca ondan asla vazgeçemeyeceğimi fark ettim. Gerekirse acı çekmemesi için tüm dünyaya karşı savaşırım. Canım. Ama ondan asla vazgeçmem.
bebeğim. Ay. İşte, işte annelik böyle bir şey yavrum. Tüm İstanbul'a dediğimi yaptırıyorum ama hayatımdaki kadınlara hiçbir şey yaptıramıyorum. Rose'ye evlenme teklif ettim. Ama beni reddetti. Hem de sebebini bile açıklamadan. Anlamıyorum. Bu yaşıma geldim, kadınları anlamıyorum. Sence bana niye hayır dedi? Niye? Belki de kendince halletmesi gereken bazı sorunları vardır. Hangi işi benden daha önemli olabilir? Siz de biliyorsunuz ya, kızı. Kızı mı? Yıllar önce kaybettiği bir kızı olduğunu söylemişti bana. Ama emin değilim. Demek bir kızı var. Ve onun için benimle evlenmiyor ha? Benim öğrendiğimi bilmesin. Kızı. Hadi sofra hazır. Sen gelmeyince biz baskın yapalım dedik. Ne uğruyorsun ne geliyorsun oğlum? İşler çok yoğun baba. Yoksa hep aklımdasınız. İşlerin yoğun olması iyi. Bu kadar yoğun iş hayatından çıkınca insan sudan çıkmış balığa dönüyor. Evde otur otur sıkıntıdan çıldırıyorum. Bu tabak kimin için? Misafir falan mı gelecek? Yok baba. Misafir falan gelmeyecek. Gelse de kızımın yerine kimse oturamaz zaten. Batuş nereden çıktı şimdi bu? Ölmüş olsa da Nazlım hala bu ailenin bir parçası. Ve bu emekte olması lazım. Haklısın Fatoş anne. Biz düşünemedik. Kusura bakma. Fatoş'cum hava çok sıcak. Üzerindeki rıkayı çıkarsana. Terlemiyor musun böyle? Çıkaramam. Bu Nazlım'ın en sevdiği hırkası. Kokusu bile hala üstünde yavrum. Tabii ya. Sen her şeyi unuttun değil mi? Kızımıza ait her şeyi bir anda kafandan siliverdin. Aferin Gülay Efendi. Unutmadım. Ama bazen unutmuş gibi yapmak daha kolay. Daha az acı veriyor Fatoş. Öyle yaptıkça acımız dinmez ki. Ali, madem çok işin var bir kısmını bana ver oğlum. Böylece ikimiz de sıkıntıdan kurtulmuş oluruz. Hı? Vallahi çok iyi olur. Ama maaşının yarısını alırım ona göre. İstersen hepsini al babacığım. Yeter artık be. Yeter. Bu ne ya? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya ne kadar da meraklıymışsınız. Sanki Nazlım hiç yaşamamış gibi.
Siz böyle yaptıkça kızımı hepten öldürüyorsunuz. Farkında değil misiniz? Atoş. Ne işin var senin burada? Yatakta dinleniyor olman lazımdı. Ben iyiyim. İki gündür yataktan çıkarmadınız. Sıkıldım. Biraz hava almak istedim. Ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Ama buna izin vermeyeceğim. Çabuk içeri gidip yat. Sen neden bahsediyorsun? Sen benim bebeğimi öldürmeye çalışıyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim. Ender, saçmalıyorsun. Sarhoşsun sen. Bırak beni. Bana bak. Eğer o bebeğe bir şey olursa yemin ediyorum seni kendi ellerimle öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm seni. Rahat bırak.
Allah kahretsin ya. Hiçbir işe yaramıyorum. Sabırlı ol evlat. Elindeki yara yakında iyileşir. Ama önemli olan kalbindeki yaranın iyileşmesi. O iyileşmeden ne yaparsan yap, yanlış yaparsın. Benim burada olmam yanlış zaten. Benim Haçlı ile birlikte olmam lazımdı. Onun yaptıklarını yapıp onun gibi olmak istiyorum. Ama beni istemedi. Çünkü ben hiçbir işe yaramayan beceriksizin tekiyim. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değildir. Haçlı Haçlı olmak istemezken sen niye olmak istersin ki? Of ya, bırak bu lagalugaları. Bunları duymaktan sıkıldım. Haçlı da bir sürü garip şey söyledi. Ama ben ne olmak istediğimi biliyorum. Burada çürümek istemiyorum. Dışarı çıkıp savaşmak istiyorum. Yeldeğirmenlerine karşı mı? Savaşmak için ilk önce düşmanlarını bilmelisin. Yoksa kendi kendine savaşıp kaybedersin. Ben çocuk değilim. Hele salak hiç değilim. Ve düşmanımın da kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ben hepinizden akıllıyım. Akıllıyım. Anne ben çıkıyorum. Aa, nereye gidiyorsun kızım? Daha iyileşmedin bile. Sakin ol anneciğim. Nedir hepinizdeki bu telaş anlamıyorum. Ufak bir kaza atlattım. Geçti bitti. Öyle tabii ama ana yüreği işte. Ne olur ne olmaz. Sen yine de biraz daha dinlensen. Merak etme anneciğim. Biraz hava alıp geleceğim. Sürekli yatağa da hasta olacağım. Tamam o zaman birlikte gidelim. Sen kendine dikkat etmezsin şimdi. Biraz yalnız kalmak istiyorum anneciğim. Söz. Çok dikkat edeceğim. Tamam. O zaman çabuk gel bari. Tamam anne. Tamam merak etme. Telefonda duymazlıktan gelme. Merakta beni bırakma. Tamam aile. Anneciğim. Ha. Ender sorarsa uyuduğumu söylersin. Bir de onunla uğraşamayacağım. Tamam ama çok dikkatli ol Aylin. Tamam anne. Murat nerede? Gitti. Camın hamurunu iyice eritmeden ona şekil veremezsin. Zamanı gelene kadar bekleyeceğiz. Sence hata mı ettim?
Ama ben onun için hep daha fazlasını yapmak istedim. Sen zaten fazlasını yaptın. Gidip onu bulacağım. Eğer o çocuğun içinde bir yere ufacık bile olsa dokunabildiysen, o sana gelecektir. Bırak kararı o versin. Sen de intikam istemiyor muydun? İstediğimizi yap. Hem sen intikamını al, hem de bizi mutlu et. Korkma. Biz seni koruyacağız. Al bakalım. Ananın babanın intikamını alman için sana bir fırsat. Korkuyorsan yapma. Git. Kimse sana bir şey yapmayacak. Ama bil ki bu son şansın. Yapacağım. Hiç konuşmayacak mısın? Niye telefonuma cevap vermedin? Niye hastanede yanıma gelmedin? Senin yüzüne bakmaya cesaretim yoktu. Çok üzgünüm. Her şey benim suçum. Senin suçun değildi. Sadece bir kazaydı. Hayır, benim suçum. Seni o adamdan korumalıydım. Beni o adamdan korumana gerek yok. Hem Sinan'la aranızdaki problem ne? O adam çok tehlikeli. Karanlık bir dünyanın en karanlık adamı o. Süleyman Çesen'le çalıştığını biliyorum. Ve söylediğin gibi tehlikeli birisi olmadığını da biliyorum. Sen onu tanımıyorsun. Hayır, sen tanımıyorsun. Dünyaya ve insanlara çocuksu ve iyilikle bakan birisi asla kötü olamaz. Seni kandırıyor. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü senden hoşlanıyor. Saçmalıyorsun. İster kabul et, ister etme. Ama onun sana nasıl baktığını gördüm. Onunla konuşmak istiyorum. Neden? Ona aramızda bir şey olamayacağını açıklayacağım. Adresini ver bana. Aylin. Madem böyle bir iddiam var, sana böyle olmadığını ispatlayacağım. Ver adresi. Esmerim biçim biçim. Kes artık. Ölürüm. Ne yapıyorsun? Yeter dedim Bahar. Ne gerek var böyle şeylere? Neden yapıyorsun ki bunu? Gel hadi. Hepsini kendi ellerimle yaptım. Otursana. Evlenince sana birbirinden güzel yemekler yapmak için öğrendim hepsini. Bahar. Bundan sonra hiç manyaklaşmayacağım. Bahar. Seni sinirlendirmeyeceğim de. Bak görürsün. Cillop gibi bir Bahar olacağım. Bahar, sus. Ne dedin aşkım? Olmayacak. Düşündüğün gibi bir evlilik olmayacak bu. O yüzden boş hayaller kurma. Beni hiç sevmeyeceksin, değil mi? Seni sevmiyorum. Bu evlilikte mecbur kaldığım için olacak. (Gülüyor)
Son sözün mü? Git artık. Sen hiçbir şey hak etmiyorsun. Allah belası. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Nefret ediyorum senden. Nefret, nefret. Hiçbir şey hak etmiyorsun. Nefret ediyorum senden. Senden hoşlanıyorum. İster kabul et ister etme. Ama onun sana nasıl baktığını gördüm. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır. Seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Lütfen içeri gel. Evde Hanım, kusura bakma. Zaten. Bu senin mi? Evleniyor musun? Ben... Evet. Ben... Tebrik ederim. Senin adına çok sevindim. Ne zaman? Yarın. Sen ne söyleyecektin? Önemli bir şey değildi. Sadece... benim için iyi bir dost olduğunu söylemek istemiştim. Sen de... benim için... Ben artık gitsem iyi olacak. Düğün öncesi damadı uykusuz bırakmak istemem. Aranızdaki mesele neyse kavga etmeden halledin, olur mu? Peki.
gitmesine izin veriyorsun ki? Aylin, sen misin? Hı hı. Bebeğimiz iyi değil mi? İyi. Hadi sen kalk da yatağa yat. Hadi, gel. Hoppa. Hadi, kalk. Hadi. Aylin, ben seni çok seviyorum. Bebeğimizi de çok seviyorum. Kaybetmek istemiyorum. Merak etme. Kaybetmeyeceğiz. İkimiz de çok sağlıklıyız. Hadi. Her şey yolunda. Hayır. Hiçbir şey yolunda değil. Her an ölebilir. Biliyorum ben. Bizim bebeğimiz ölmemeli. Ben onu çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Gitme ne olur. Size çok ihtiyacım var. Kızları gibi oldun. Gelinlik insanı bambaşka biri yapıyor Şükran. Yok canım. Sen zaten çok güzelsin. Ben gelinlik giymeni çekemeyenler olur diye öyle dedim. Onların bana bir şey yapmaya gücü yetmez. Sen merak etme.
Orası öyle tabii. Ama sinirinizi bozuyorlar işte. Onlar benim sinirimi bozar, ben onların hayatlarını bozarım. Alt üst ederim. Keşke ben de senin kadar güçlü olsaydım. Sinirimi bozan bozduğuyla kalıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Hele benim gibi bir işbirlikçisi varsa. Rozan'ım seni karşısına almakla büyük hata yapmış. Sen de benim yanımda olmakla büyük akıllılık ediyorsun Şükrancığım. Tarafını iyi seçtin. Vallahi şimdiye kadar gördüğüm en güzel gelin oldun. Sonunda oldu işte. Esmer'le evleniyorum. Bütün hazırlıklarımız tamam değil mi Sultan? Çiçekler de gelmiş. Evet. Çok güzel çiçekler. Efendim, nikah memuru geliyor. Geliyorum. Nikah memuru gelmiş. Nereye? Giremezsin. Haçlı abiyi göreceğim. Ben Haçlı abiyi görmeye geldim. Giremezsin. Git buradan. O beni iyi tanır. Hayatımı kurtardı. Ona söylemem gereken önemli bir şey var. Murat geldi deseniz. Git buradan, yoksa fena olacak ha. Onu görmem lazım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bırakın beni. Git buradan. Haçlı abiyi olacak. Görmem lazım. Git. Gitsene çocuk. Haçlı abi. Sana git. Haçlı abi. Haçlı abi. Haçlı abi. Haçlı abi. Eğer o çocuğun içinde bir yere ufacık bile olsa dokunabildiysen o sana gelecektir. Murat. Neredesin sen oğlum? Cam atölyesinden de çıkıp gitmişsin. Hı? Sadece bir çocuk.